Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 10-12-2012 sanayiye çıkacağım. Biraz bakalım, sanayide işlerim var. Sıkıntı tabii motorda değil. Arabayla bir problemimiz var. Hem parça soracağım hem ustaya uğrayacağım. Havada bugün 16 derece güzel bir hava var. Değil mi Mert? Sen çıplak Evet. duruyorsun ama. Çok sıcak. Üşüme. Sen gir içeri, ben de çıkayım. Bakalım, gidelim şimdi. Tamam, sen Hem gir. bir sanayiyi görelim. Neydi o? Çorlu yeni sanayiyi bir görelim. Parçacılara uğrayacağız. Hadi görüşürüz oğlum. Sağ ol. Biraz motorumuz ısınsın. Bir yola çıkalım bakalım. Şimdi yolda size ne olduğunu anlatacağım. Ufaktan böyle bir yağmur gibi de yağmış ama. Nereden gitsek acaba? Bu kere arka yoldan gidelim ya. Bayağı da bir giyindim yalnız. Ya ısındım bayağı ya. Yani daha doğrusu sıcakladım. Evet, olayımız şey ya arkadaşlar. Aracımızın aks körüğü patlamış. Tabii bunun patlama sebebi yan sanayi parça kullandığımız için aks körüğü patlamış. Tabii şimdi orijinalini alayım dedim. Bir haftadır servisi bekliyorum. Yani serviste aks körüğü yok maalesef. Üretimimi durdurmuş artık. Üretici firmayı mı değiştirecek yoksa parçadan güncelleme yapacaklar bilmiyorum. Parçayı da bulamadık. Mecburen şimdi yan sanayi bir ürün alacağız. Sanayiden. Yani bir tane marka gösterdi bana. Bu güzel dedi ama bakalım, bir alalım parçayı. Daha önce kullandığım, İsim vermek istemiyorum ama adi bir firma. Genelde aks körüğü aratırsanız o çıkar. Yani bir sene olmadı takalı aks körüğü patladı. Yani işçiliği de bayağı bir zor, çünkü komple söküyorsunuz. Şeyi değiştirmek için, aks körüğü değiştirmek için aksı falan yerinden çıkarmanız gerekiyor. Tabii bayağı bir işler. Bir de turbada bir yağ kaçağı var, onu yaptıracağız. Bakalım, devam edelim. Olaylar böyle. Hem ufaktan bir video çekmiş oluruz. Hem bir sanayiye girelim. Yeni sanayiyi de bir görmüş olun. Hadi bakalım, devam edelim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi sanayideyiz. Parçacı dolaşıyoruz. Maalesef işte orijinali yok. Farklı bir marka aldım. O markayı da usta beğenmedi. Şimdi tekrar farklı bir parçacıdan alacağım. Orada buldum yani ustanın istediğini. Gerçi o zaten üstündekiydi yani. 1,5 senede koptu ama belki, yani hadi daha önceki işçilik montajı diyelim. Daha önce yapan usta bir şeyler yaptı. Bakalım, şimdi parçamızı alalım. Sanayiye bir gidelim. Şuradan şöyle. Alt sokaktaydı galiba. Yani serviste orijinal parçanın bulunmaması gerçekten çok ilginç. Bir de aks körüğü. Demek ki onlar da gelip buradan sanayiden alıp takıyorlar üstüne. Ya bildiğin aks körüğü yani, bunun şeyi yok ki ya. Bulunmaması gibi bir şey yok ki yani sonuçta. Hadi bakalım, şimdi bir içeri girelim. Evet, gidelim bakalım. Tamam abi. Şöyle vereyim ben sana. Sağ olun, kolay gelsin, iyi günler. Evet, parçamızı 80 liraya aldık. Parça 80 lira. İşçilik 300-400 lira en az. Evet, gördüğünüz gibi işte orijinal parça kullanmazsanız olacağı bu maalesef. Bu da orijinal değil.
ne kadar gideceği belli değil. Parçayı kötülemek istemiyorum yani. Sonuçta adamlar üretmiş ama dediğim gibi fazla dayanmıyor. O yüzden takacağız yani mecburen. Çünkü körümüz patlak. Bu kere aksımızı dağıtırsak ne olur? Aks dağıldığına bu kere 3-4 bin liralık masraf çıkmış olur. Mecburen takmak zorundayız. Artık orijinali geldiğine orijinalden alırız. Patladığında orijinal takarız diyelim yani. Basit bir parça. 80 liralık parça. Maalesef bir sürü işçiliği var. Şimdi gidelim bakalım ustanın yanına. Usta ne diyecek? Çorlu sanayisi de böyle. Burası bu arada yeni sanayi konumu olarak söylemiş olayım da. Yeni sanayideyiz. Bayağı büyük bir sanayidir bu arada yani. Bir de eski sanayi var girişinde. Ufak zaten. Ama burası bayağı bir büyük. Neyse sonuçta değiştirelim parçayı. Artık 1,5 sene mi gider, 2 sene mi gider orası bilmiyorum. Mecbur değiştirmek zorundayız. Nereden girecektik? Bir aşağıdan mı gireceğiz? Yani burası bayağı bir karışık ya. Ben bile başladım bu dükkanda gezmeye. Yani dükkanı bulmaya zor buluyorum. Aman bisikletçi denemcim çıktı ya. Hızlı girsek. Evet fiyat. Özel servisimiz burada. Fiyat Göker servis. Eğer gelirseniz ilgili çocuklar yani ilgileniyorlar. Şimdi kamerayı kapatacağım da. Yağmur da başladı. Muhtemelen kaydı fazla sürdüremeyeceğim. Çünkü kameranın koruması yok. Bu dış mikrofon takılı olduğu için mecburen GoPro'nun özelliği şeyi yani su kaçırma özelliği maalesef gidiyor. Böyle arkadaşlar. Randevumuzu aldık. Göker servis. Ustamız burada. Yacıbur ustamız. Saygılı. Yani zaten yorumlarına baktım Google haritalardan. Kötü yorum yazan yok. Ustamızın iyi olduğu belli yani. Bakalım. Perşembe günü de işimizi hallederse iyi olur. Şöyle biraz daha gezelim şuralarda. Ufak tefek. Bakınalım. Hep orijinal parça diye bağırıyoruz ama biz de maalesef yan sanayi aldık. Ama niye? Aracımız daha fazla zarar görmesin diye yani orasını bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Gerçi ben o yırtık yerine böyle güzel sıvı conta çektim ama sonuçta içinde gres kalmadı. Yani gressiz de çalışacak aks ve sıkıntı yaratacağı için yapacak bir şey yok yani mecburen. Aracı getirdik. Yani getirip yaptırmamız gerekiyor. Hoppa. Fazla da sert dönmek istemiyorum. Yerler jilet gibi. Yani şöyle sanayinin içinden geçeyim dedim. Bir görelim neler var neler yok. Sanayimizin içinde. Bu havada aslında arabayla çıkmamız gerekiyordu ama 15 derece. Hava sıcak ama dediğim gibi biraz yağmur atıştırması var. Motorumuz da pislendi artık yıkayacağız. Evet. Araban mı var, derdin var, boşuna dememişler. Maalesef öyle yani. Her sene bir şeyini yaptırıyoruz yani ama bunlar yaptırılması gereken acil şeyler şu an. Çünkü hem turboda hafif yağ kaçağı var aşağısında. Hem de aks görüyor. Bunlar gerçekten acil olan bir şey. Evet burada da bir sürü servis var ya. Ama bu hoşuma gitti benim bu servis. Yani takip ettiğim kadarıyla internetten adamlar dürüst çalışıyor. Önemli olan dürüst bir usta bulmak. Dürüst esnaf bulmak biraz zor bilginiz olsun. Yani o yüzden araştırıp da gidilmesi daha uygun olur. Şöyle şuradan yukarı gidelim. Bana da vermeden git ben bakalım. Şuraya bir tane konum gireceğim. Bir tane daha dükkanı görmek istiyorum. Şu konumu bir gireyim de ondan sonra bakalım bir devam edelim.
Evet, merak ettiğim bir servis daha vardı. Şimdi ona doğru bir gidelim bakalım. Sapacak galiba. Görüyorsun, devam ediyorum. Nereye gidiyorsun? Yerden sahaya diyor. Gidelim bakalım. Yani sanayi böyle bir sıra var, iki sıra var. Sanırım 5-6 sıra var ya. Bayağı bir büyük yani. Yani burada eğer arkadaşlar yolda kalırsınız, bir şey olur, bana ulaşabilirsiniz. Size her türlü yardımcı olabilirim. Yani Çorlu'ya gelmişsinizdir, arabanız arıza yapmıştır. Bir şekilde hallederiz yani işinizi. Merak etmeyin o konuda. Instagram'dan iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Oradan size paylaşırım. Yani alt açıklamalarda paylaşmaya çalışıyorum. Ha, şuradan gireceğiz. Evet. Şey günlüğü de böyle oldu işte. Sanayi günlüğü de böyle oldu. Sanayi görüntüleri çektim biraz sizlere uzun zamandır. Nereye gidiyoruz ya? Bayağı bir aşağı götürüyor bizi. Sanayi videomuz da oldu. Sanayide şurada mesela hırdavatçılar falan var. Yani gerçekten büyük yani. Belki Trakya'da Çorlu sanayisi sayılıdır yani. Büyüklük olarak diye tahmin ediyorum. Ben büyük de olabilir. Şimdi yalan söylemiş olmayayım. Yani o Keşanlıurfa denen bir yer var. Orasını da merak ettim. Orasını da bir göreyim. Ama bu çocuklar güzel ya. Arabayı bırakacağımız çocuklar. İyi yani. Jilet gibi yani şu. Bu arada şeyde danışayım, size söyleyeyim. Sizler arkadaşlar bu şeyi değiştirdik ya. Baltalarımızı değiştirdik ya. Ve gerçekten o kadar yumuşadı ki frenlerimiz. Mükemmel oldu ya, mükemmel. Eskiden har 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 ses yapıyordu bastığına, böyle yavaşlayacağın zaman yapıyordu onu. Şimdi hiçbir şey kalmadı, gerçekten çok yumuşak oldu yani frenlerimiz. Baltalarınız 20.000 kilometreye geldiğine baltalarınız değiştirin, atın gitsin. Sertleşiyor çünkü, bir daha dediğim gibi performans alamıyorsunuz ve sıkıntı yaratıyor. Geç kardeşim. Yani orijinal mi bilmiyorum baltalar ama yumuşak gibi yani, böyle bir ötme falan yapmadı. Şunu bakın nasıl kaydırıyor, bastığım gibi güzel kaydırıyor yani. Evet, şuradaymış Keşanlıurfa. He, burasıymış, şuradan bakabiliriz. Evet, görmüş olduk hiç olmazsa. Fiyat özel servis diye geçiyor ama başka firmalara da bakıyor tabi. Bu servisi de öneriyorlar. Yani ben şimdi önerdim diye buraya gelmeyin. Eğer ben sadece Google'dan yorumlara baktığım kadarıyla adamlarda fazla yani kötü yorum yok yani. Güzel yorum atmışlar. O yüzden ona dayanarak size bu referansı veriyorum. Bana güvenip de buraya gelmeyin. Ben sonuçta tanıdığım biri değil. Reklamını da yapmıyorum. Öyle bir gezdiğim için size sanayiyi göstermiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde yani, soracağınız bir şey varsa alta yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenelim arkadaşlar.